Selamlar ben Cenk burası Şehir Beritim ve Geri Sarın ikinci bölümüyle yepyeni bir haftada beraberiz yanımda sevgili Metan var. Metan abi nasılsın nasıl gidiyor podcastçiliğe alıştın mı nasıl bir dünya burası ve bu hafta neler konuşuyoruz? Abi iyidir gayet güzel gidiyor podcastçilik tarafı da gayet hoşuma gitti çünkü bir haftadır eleştiriler geri dönüşler e, camiadan geri dönüşler şekli böyle <laughs> içeri girmişiz gibi bir giriş. Gayet hoşuma gitti. Çok güzel geri dönüşler aldım. Yorumları, eleştirileriyle herkese teşekkür ediyorum öncelikle. İyi kötü yorumlar çok hoşuma gitti. Bu hafta kesat bir haftamız var yeni çıkanlar ve gündem bazında. Fakat sonrasında geçen hafta konuştuğumuz heyecanın Bedeli Var albümünü konuşacağız. Ardından da size küçük bir sürprizimiz var. Ne zaman çıkar bilmiyorum o artık sana kalmış bir şey. Bu topu bana attın. Topu benim. hemen sana Utobüsün attım. Bu topusun altına atmaca. <laughs> eyvallah. Bana yazmayın. Cenk abiye yazın. Kendisinin Twitter adresi de Cenk Durlu hemen şey yapıyor. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Eyvallah, <laughs> eyvallah, eyvallah. Ee, yaklaşık, yok yaklaşık dört tane işimiz var. Şeyin Şahı, Muz Cumhuriyeti, Tan Manası'nın Zehir'le, Grogi Alkış'la ve Goblin Yuh şarkılarını konuşacağız. Sonrasında da gündeme geçeceğiz. Başlıyorum o zaman. Öncelikle Şeyin Şahı, Muz Cumhuriyeti şarkısı çıktı dün gece. Ne düşünüyorsun? Ben şarkıyı fazlasıyla beğendim. Şeyin Şahın şu, ya şu dediğim geçen hafta <laughs> çıkardığı 129 böyle sanki uzun süreli bir dönemmiş gibi aklıma geldi ama yok. Geçen hafta çıkardığı 129'la beraber bu haftada Muz Cumhuriyeti'nin çıkarması güzel bir dönemece girdi Şeyin Şah kariyerinde. Hı hı. Ben bu 129 üzerinde Muz Cumhuriyeti parçasını da çok beğendim. Burada seninle biraz fikir düştük hatta. Sen 129 daha iyi dedim, ben Muz Cumhuriyeti daha iyi dedim. Hı hı. Aslında daha iyi demek yerine ben şuradan gitmek istiyorum. Türkçe rap tarihinde fazlasıyla protest parça var. Fakat bunların kaç tanesi listeye atıp tekrar dinlenebilir bu bir sıkıntı bence. Hı hı. Çünkü baktığımız zaman mesela Kendrick Lamar'ın All Right şarkısını ben açıp normal bir şekilde dinlemeyi çok seviyorum. Ama o sanki biraz daha sosyolojik bir tarafı var ya onun hani daha timeless bir iş o bence. Yani doğru. Hani burada bayağı aslında Türk e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla alakalı bir şey olduğu için ki Genelde protest parçalarının da protest değil protest. Protest parçaların problemi de sanki bu gibi. Yani evet bir problem üzerine yapılıyor ama üzerinden biraz zaman geçince e, biraz kötü hissettiriyorlar. Aklıma direkt şey geldi. Piton'un ses çıkarma şarkısı geldi. Evet. evet. E, bir çok noktada eksik gibi sanki. Ya da FK3'te şeyin şığın attığı punch söyleyemiyorum. E, o o punch mesela Birçokları için artık biraz abstrakt bir şey ya. Yani evet. tam olarak konteksti bilmiyorlar. Bağlam konusunda eksikler. Evet. Protest parçalarda böyle bir sorun oluyor. Ama sen ne anlamda 129'un üstünde gördün onu da merak ediyorum kendi adıma. Dediğim gibi başta söylediğim gibi Muz Cumhuriyeti parçasının inanılmaz keçi bir var. Böyle dün gece 12'de dinledim çıktığı gibi dinledim. Peki Çünkü... sevgili Şehiv Etim dinleyicisi için mırıldanır mısın? Muz Cumhuriyeti'nde, Muz Cumhuriyeti'nde. Eyvallah. Nasıl? Rap kariyeri de başlar mı podcasterlıktan sonra? Vay. Burada. Gözünü bayağı yüksek bir <laughs> eyvallah, eyvallah. Bir gün beni konuştuğunu duyar mıyız falan diye böyle iyice evet, uzatıyor eyvallah eyvallah, <laughs> eyvallah, <laughs> eyvallah, 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 ee, çok keçi bir nakarat ve dediğim gibi bir listeye atıp beğenilere ekleyip sürekli dinleyebileceğim bir parça. Bu protest rap yönünden çok nadir rastladığımız bir şey ve bu benim çok hoşuma gitti ki sadece keçi nakarat olarak düşünmemek lazım. Çok vurucu barları, çok güzel kısımları var şarkının. Özellikle bir dörtlüğü not ettim. Memleketimde tehlike devlet elinde. Memleketimde değişmeyen tek şey, tek şey, cinnet. İnsanlar kendi ellerin, insanlar kendi elleriyle iplerini verirler. Monarşi işlemiş genlerine yönetilmek ister. Yani gerçekten çok sert bir dört var. Toplum <laughs> eleştirisi, sistem eleştirisi her şeyi içeriyor ve çok sağlam bir dört var. Bunun üstüne de bu devamlılık yaşayabilecek bir parça ve ben bu yönden çok beğendim. Peki senin 129'dan daha aşağıda görme sebebin nedir? Biraz daha düz bir kalem kullanılıyor burada. Ben 129'daki kelime oyunlarında flow çeşitliliğini vokal çeşitliliğini çok daha beğenmiştim. Teknik anlamda 129 çok daha iyiymiş. Muz Cumhuriyeti'nde biraz daha rutin bir trafiği var şarkının. Yani biraz daha okey yani bir tık daha 129'a oranla mesela genel dinleyicinin daha kolay tüketebileceği protest olmasına rağmen daha kolay tüketebileceği bir şarkı daha mesajı belli bir şarkı aslında. 129 biraz daha şey evet bir protest bir şarkı o da ee, ama biraz daha böyle bir yandan da Hayvanlar Gibi rap Yapıyorum Bro şarkısı. Evet, Aynı çok zamanda. Haksız. Muz cümleti biraz daha o anlamda bana düşük geldi. 129'un üzerine. Bu büyük ihtimal 129'un hala rotasyonumdan dinleme rotasyonumdan çıkmamasıyla alakalı olabilir. Ben bayağı taze dinledim bir de yani. Evet. Ee, günlük hayatın öldürücü ve ezici koşturmacasından dolayı yaklaşık bir buçuk saat önce falan yeni çıkanları dinleyebildim. Hı hı. Ee, bana biraz düşük geldi açıkçası. Çünkü sen bir de beni deli gibi hype'ladın. Ben çok, çok beğendim iyi, gerçekten. Çok iyi abi falan diye. Ben en azından öyle bulmuyorum ama şeyi de anlayabiliyorum. Biraz daha günlük hayatta dinleyebileceğim bir şey mesela. Ya yani bir anda bunu 6 ay sonra arabanla açabilirsin. Evet ben de aynı o sebeple beğendim. Çünkü Bilkentlisin falan <laughs> gibi bir şakam var. Araba var mı altta sor bakalım. Ee, ama Bilkentlisin abi. Baba bir araba. Ee, eyvallah. Eyvallah ben karışmıyorum bu ben bu topa karışmıyorum. Benim bu cumhuriyet üzerine söyleyeceklerim bu kadar abi. Benim ekleyeceğim bir durum daha var, bir ne yorum diyor? daha var daha doğrusu. Hı hı. Geçen hafta kamufle şarkısında sana yine kamuflaj yi övmek için bir pas atıyorum. Merhaba. <laughs> kamufle parçasında relatablelıktan bahsetmiştik. Bu İngilizceyi bu cümleye koyunca çok kötü durdu. E i̇ki ee, tane e dilciz abi. E e <laughs> Bilmem İngilizce öğrenseydi insanlar. Aynen öyle. Yapıyordum. Aynen Harbim öyle. Anfalolar geldi bile. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir insanın içine işleyen sözler kısmından bahsetmiştik ve burada bir iki line var doğru dedim değil mi line hı hı. iki line var ve bu gerçekten bana hayatımdaki sorunları böyle yüzü suratıma çarptı çünkü bu benim çok büyük bir sorunum zaman geçmişte çok fazla destek almaya çalıştım bu konuda böyle deyince sanki intihara meyilliymişim gibi oldum öyle bir şey yok ee, abi <laughs> ee, bizimle istediğin her şeyi paylaşabilirsin <laughs> biz bir aileyiz Hadi ve... derdo yayın ne zaman peki derdo mu peki derdo değil ya burada ben makaraya vurdum işi de dönüyorum evet dönüyorum Hiçbir zaman güneş doğmayacak, sorumluluk almadıkça düşler gerçek olmayacak. Ben fazla büyük hayalleri olan bir insanım. Bir daha söyler misin? Hiçbir zaman güneş doğmayacak, sorumluluk almadıkça düşler gerçek olmayacak. Hı hı. Ben sorumluluk konusunda sıkıntı, sıkıntı yaşayan bir insanım. Babamın da bana hatırlatmayı çok sevdiği üzere. Okay. Okay. <laughs> Bu konuda arkadaşlarıma da danıştım nasıl düzeltebilirim bunu vs. Ama asla düzelmiyor. Uyku düzenim yok, derslerime çalışma konusunda düzen sıkıntısı yaşıyorum vs bu iki bu iki line'ı gördüğümde gerçekten şey oldum. Aa, bir şey inşa. Evet. Ya yani çok alakasız bir yerden bağladım bu protest şarkıyı kendi hayatıma. Fakat geçen hafta konuştuğum şey benim ya yani geçen hafta dediğin gibi bazı sözler insanın içine gerçekten işliyor ve buradaki iki line benim içime çok işledi. Bunu da paylaşmak istedim sevgili dinleyicilerimizle. Ben de o e, satırları, barları ya, dinlediğimde şöyle oldum. Biraz kendim yani ben de hayatıma dair bu da olabildiğim bir şeydi. E, tabii ki bunun ekstremi fazla mıdır? Yani ben sanırım o Şenşan'ın o dediği sorumluluk meselesini fazla ciddi almış olabilirim kendi hayatıma dair. Hani evet. madem böyle bir şeye girdik yola girdik ben de onu sorayım. Yani biraz şey gibiyim özellikle son yani geçtiğimiz ay şey gibi oldu. Bu şu an bitirdiğimiz senenin son ayı ee, sorumluluk noktasında lan çok fazla aldım tam yapabiliyorum. keyif de alıyorum bir yandan. Ama bir yandan da şöyle gibi şey dedim ya sigara içerken az önce sana. Evet. Kafamın içinde düzenli statik bir noise var ya. Düzenli böyle <laughs> gürültü duyuyorum abi kafamın içinde sürekli ve e, tabii ki şey de var ya insanların da biraz nasıl diyeyim? Problematik bir yaklaşımı var ya ikili ilişkilerde. Evet. Şey gibi sana WhatsApp'tan yazdım bana cevap vermek zorundasın. Dün geçen programda da böyle bir şey dedim galiba. Evet. Senin gerçekten çok bir sıkıntı. Abi. Evet evet ya şey gibi bro hemen cevap almak istiyorsan Belki de kız arkadaşına yazmalısın böyle şeyleri. Yani benim bu kadar vaktim olmayabilir. Ama işte sorumlulukla alakalı problemim burada başlıyor benim ya. Hani solo olabileceğim her yerde, yalnız kurt olarak başarabileceğim her yerde müthişim. Ama işin içine başka denklemler, başka insanlar girmeye başladığı zaman şey alıyorum. Yani işini yap abi. Hani işini, işini yap ondan sonra konuşalım. Türkiye'de insanlar biraz şeyler, geçen gün sevgili Zeynep'le de bunu konuşmuştuk aslında. ...problemleri insanlar çok çözmeye çalışmıyor. Daha çok insanların problemlere yaklaşımı şey gibi oluyor ya... ...benim dediğim olsun. Evet. Ama evet. ortada bir problem var. Önce bu problemi çözmek için bir şey yapalım... ...ve ondan sonra mı konuşmaya başlasak acaba? Nasıl? Ben özellikle bu sorumluluk aldığım şeylerde... ...bunu görüyorum sürekli. Yani evet abi tabii ki bana bu işle ilgili dert yanabilirsin. Benden yardım isteyebilirsin. Ama önce bir başlasak mı acaba? Önce Nasıl? yapmaya başlayalım mı? Ama evet sorumluluk almadan insan bir yerlere gelemiyor. Gelişemiyor, büyüyemiyor... Bir noktada. Bu konuda kendi hayatıma çok relatable olabildiğim bir şey. Şarkı konteksti içerisinde çok ee... alakasız yerlere uçtuk. Şeyin evet, evet. şah bunu hani sürekli bir ülke düzeltmekten bahsediyoruz fakat hiçbir şey yapmıyoruz şekilde dedi biz aldık bunu nerelere götürdük ama rapin de güzel olayı, müziğin güzel olayı bu aslında. Yani abi zaman. sanki Şehinşah buna darılacaksa <laughs> ne bileyim Whatsapp'tan arkadaşına yollayabilirdi şarkıyı Haydi. gibi bir yorumum var. Ee, Ufuk abi benim DM'lere artık dön ee, falan böyle sanki şey gibi olmadı mı? Stan gibi 7-24 <laughs> DM atıyorum. Ben de şey mi diyeyim abi Face of Vision gelsin böyle <laughs> ikinci hafta her hafta bunu söyleyeceğim artık. Şinşun şarkı çıkardı her hafta bunu yapalım. Aynen öyle. Sonra bizi her yerden bloklasın. Let's go bir sonraki şarkı. <laughs> bir sonraki şarkımız Tankurt Manas'ın Zehirle parçası. Eyvallah. Yani çok da konuşacak bir şey var mı emin değilim aslında. Öncelikle ben benim konuşmak istediğim birkaç şey var bu şarkıda. Öncelikle tamam. bayağı farklı bir şarkı. Yani dinlemediğimiz bir şarkı. Piyasada duyamayacağımız bir şarkı yani. <laughs> bir an bir an ciddiye aldım ve şey Kaçlar kalktı benim. Dedim abi ne oluyor? E, i̇nanılmaz farklı bir şarkı. E, tabii ki daha ciddi notlarımı aslında e, Tankurt'u da konuşacağımız bir sonraki sürpriz bölümünde söyleyebilirim. Söylemek istediğim hmm. Biraz kendimi hmm. tekrar düşeceğim ama e, Tankurt'un bir bazı gerçeklerle yüzleşmesi lazım. O da fan base'inin e, çok artık küçüldüğü ve çok spesifik bir şey beklediği ondan. E, bunu büyütmek için yapması gereken bir playbook var tabii ki. Hı hı. E, Blueprint var ortada. Evet. Birçok rapçinin kullandığı. Ama onun yerine bence kesinlikle ismini eskitme veya artık hepimiz gördüğümüzde şöyle diyoruz, atan kutmanızı eyvallah bakarız abi yere. Kesinlikle öyle oldu. Kozmos e, bunu yaptı mesela senle onu konuştuk ya King albümünde. Evet. evet. Ya albüme çok büyük bir önyargıyla girdim. Üff dinleyeceğiz ya falan diye ve inanılmaz çıktım albümden. Kozmos'a dair bütün bakışım değişti. Tankurt'un biraz böyle nadasa çekilerek mi bilmiyorum biraz insanlardan uzaklaşarak mı ya da müzik üzerine düşünerek mi? Belki e, bunu Mehmet Demirko futbolculara söylüyor ben de burada Tankurt'a <laughs> söyleyeceğim ama belki müzik de yapmak istemiyordur abi olabilir. Belki Bunu müzik bir yapmak iş olarak görüyorsa ya belki müzik yapmak istemiyordur gerçekten. Evet. Yani ve burada da şey gibi oluyor. Tam biz de dinlemeyebiliriz ama sanki Tankurt'un yeteneğini de bildiğim için yetenekli olduğu kelime kesinlikle öyle. E, bir şarkısı daha vardı ama unuttum. İsmini kesinlikle unuttum şu anda. Klibinde uzun saçlı ve motorluydu böyle e, şey yapacağım. Burada notlarım da vardı <laughs> ama şu an kağıt sesi falan çıkarmak istemiyorum. Evet. Okey. Bizim hazırlık derecesi mükemmel. Bu mükemmel. arada gerçekten farklı bir şarkı çok şaşırtıcı ve eee Tankurt'a bir daha olmasın diyerek Peki Tan Tan az bir röportajında aynı şarkı yaptığını düşünenler siktirip gidebilir dese ne hissedersin? Burada konuşmazlık diye düşünüyorum. Oo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ee, sırada ne var abi? Sırada Grogi'nin alkışla parçası var. Gerçekten yine çok farklı bir iş. Bu arada şakasız çok farklı bir iş ama kesinlikle iyi yönden farklı abi bir iş bazı, değil. Bazı böyle ağzını yuvarlayarak name yaptı falan denediği yerler var ya. Ya, ben orada elendim abi. Oraya kadar gerçekten şeydim. Bir yerde evet bu şarkı üzerine bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü Grogi'nin herkesin pas geçtiği böyle chill rap yaptığı bir dönemi var. Night is Ghetto çok albümünde. Yani, yalnızlık son ses parçası benim çok Hayret fazla falan da güzel şarkılardı. Hardcore mentor vesaire. Evet. Güzel bir birisi vardı ve oradan çok farklı yerlere gitti. Sürekli de başka şeyler deniyor. O da bence biraz Cosmos'un blueprintine bakmalı. Cosmos bu konuda iyi bir örnek biraz böyle tamamen imaj olarak tek bir şeye odaklanabilir bence. Rapçilerin Tankurt'un da Grogu'nun da ikisinin de bence problemi bu. Bu Türkçe rapte süre gelen çok kişide bulunan bir problem gibi hissetmeye başladım artık. Çünkü... Apar topar geri döndükleri için abi. Hepsi rap'i bıraktı ama sonra rap'ten para kazanılmaya başlayınca bir anda apar topar döndüler evet, ve olabilir. sanki Grogu için bunu düşünmüyorum ama genel bir yorum bu. Ya bazıları da o seviyede değil yani. hani O para, kazan öyle, para öyle. kazanılma işi biraz seviye işi. Evet. O seviyeye herkes çıkamıyor ya da çok böyle dirty business tricks falan yapman lazım oralar için. Evet. Ee, birçoğu apar topar döndüğü için böyle bir problemleri var gibi düşünüyorum. Ben kendim. Çok var. güzel dedin. Ya benim de ekleyeceğim bir şey yok. Yani Tatsız. Bu sene dinlediğim en kötü şarkılardan biri olabilir. Gerçekten ben hiç beğenmedim. Özellikle o bahsettiğin name şekli girdiği bir kısım var ya. Hı hı. Hani alkışla. Bir ara sana da dedim şarkıyı dinlerken. Hani İlkokulda, anaokulda bir hareketi öğretmek için böyle öğretmenler şey yapar. İşte şimdi elimizi kaldırıyoruz şekli. Hı -hı. Bir anda böyle ard arda ar alkışla, alkışla, alkışla. Abi ne yapıyorsun? Hı -hı. Hani Hı -hı. bunu anaokullarına öneriyorum bu şarkıyı diyeyim ve geçelim istiyorsan. Çakaldan size. vakit kalırsa diye <laughs> bir ufak yorumum var. Birazdan sana çakalı öldüreceğim hazır ol. Yok abi o olaya girmeyeceğiz gibi. <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> son, evet. haftanın son şarkısına geçiyorum o zaman. Hı -hı. Sevdiğimiz bir isim. Sevdiğimiz bir isimden gelen yeni bir parça. Goblin'in Yuh parçası. Goblin ya yani Goblin bizi mutlu ediyor. Böyle bir not almışım. Bunu da normalde aldığın nota tık diye okumasın ama gerçekten bunu hiçbir şekilde evrimci bir şey de, Dün bunu Ali de bayağı yaptı. burada şöyle bir durum var. Çoğulu konuşmana bir tık takıldım bu arada. Goblin bizi mutlu seni etmiyor mu? Şu an bu kaç kişiyiz? Siz i̇ki kişiyiz. <laughs> eyvallah, eyvallah, İyi bir bilgiydi. Özür dilerim. İyi bir bilgiydi. ben şarkı yapısı anlamında bayağı şaşırdım. Ya yani farklı bir prodüksiyon. Görmediğimiz bir prodüksiyon genelde. Endüstriyle biraz yaklaşmış. İyiydi ama endüstriyel biraz mix yeni bir sound'u arıyor ki kendisiyle podcast yaptığımda da takeover'da takeover podcast yaptığımda da aslında alameti farikası olarak bunu söylüyordu yani ne, her, hangi masa varsa ben o masada varım müzisyeni olmaya çalışıyor biraz. problem bir Cenk Durlu Ayran diyebilir miyiz? Ne alakası var lan? Her masada var falan. O bir şaka evet. ya tamam dur <laughs> şurada ciddi ciddi <laughs> konuşuyoruz Allah kahretsin yok kesin kesmeyeceğim. Aynen. <laughs> ay Benim ee, hareketi öyle vermem peki bir anda benim el kalktı ve kes hareketi evet, yaptım. Time out yaptın <laughs> gerçekten. <gülüyor> time out hareketi yaptın. Neyse şey diyordum her masada olmaya çalışıyor. Bunu da başarıyor abi. O anlamda kendisinin maratonunu etkileyici buluyorum. Bu şarkı ekseninde de bu şarkıyı dinledim. Wow dedim. Bitti ama bir daha bu şarkıya dönmem. Evet mesela aslında şeytanı hayvan gibi dinliyorum hala. Doğru çok güzel parça. Şey çok, şey güzel. Falan <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok güzel. Çok güzel parça. yani. Ama bu bu benim benim için deneysel bir goblin parçası. Dinledim ve benim için bu defter kapandı. Hani büyük ihtimal mesela 3 ay sonra bunu konuştuğumuzda şey olabilirim. Yuh derken abi Salda Bağcı'nın iyi bir şarkısı var. <laughs> ben de o kadar falan gibi bir şey yapabilirim. Evet, evet. Bir tık. Ee, evet. sanırım yeni çıkanlarız bu kadar abi. Yeni çıkanlarımız bu kadar. Baş, başta söylediğimiz gibi kesat bir hafta kusura bakmayın. <laughs> Kusurluk bir şey yok, bilemedim. Ben bir şeyin ya. Ben yeni çocuğum. Böyle herkese özür dilemiyorum. Herkese özür dileyip şey yapmam lazım. dolmuşta bakmayın. da kibar olma işi. Abi çok kötüydü. Sus çok kötüydü. <gülüyor> <gülüyor> dolmuşta bir amcamız e, metanı bayağı kitledi de böyle öğütler vererek ama Metan sadece şey yapıyor. Tabii tabii haklısınız. haklısınız. Tabii 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 falan yani, şeklinde. Yani ve metan biraz... terliyor aynı anda olan böyle kötü, kötü kötüydü. O zaman gündeme geçiyorum. Bu haftanın gündeminde 3 maddemiz var. İlkiyle başlıyorum. Peros Blancos ekibi Çakal Reçgol ve Ege Boran Soğuk Savaş YouTube kanalına konuk oldu. Programda birçok Türkçe rap temalı espri yapıldı. Sen bu konuda biraz dolusun. Educated ear. Educated ear'a karşı Boğaç. biraz dolusun. Boğaç. Hadi Boğaç, bakalım. Bak, bilmediğin toplara falan. <laughs> Yok abi şöyle, e, Boğaç bence ya rap eleştirisi konusunda altı dolu bir eleştiri yapmıyor, yapamıyor da. Ki kendisine bu soru geliyordu Çakal tarafından. Çakal'ı burada övebiliriz gerçekten orada duruyor ve hani... Abi senin problem tam olarak yani hani, ne gibi bir yere geliyor ve hani... Bu, ve Boğaç'tan duyabildiğimiz tek şey şu, abi e, ben... Old school rap seviyorum aslında. He, aynen aynen, aynen o bu. O biraz şey ya. O çok safe space abi. Aynen öyle. Abi ceza Sogod Neyin var ki aynen, falan, aynen, aynen. aynen. Benfero'nun zamanında linç edilmesine sebep olan şeyleri alıp kimi çakala uyarlıyorlar. Evet ya, bir de şey var ya. Neyim ee, Neyin var ki durumu biraz şey gibi oldu. 90'lar nostaljisi tadında şey. Çok aynen safe. öyle, aynen. Çok safe. orada bence kendisi 724 para Twitter kariyerini rapçiler tarafından, rap dinleyiciler tarafından linç edilme üzerine kurdu. Biraz bu şekilde Engagement kasıyor. Kendisinin bir ajansla çalıştığını falan da düşünürsek bunlar önemli datalar kendisi için. <laughs> ee, i̇nanılmaz endüstri şeyi konuşuyorum şu anda yani. Hmm. Endüstri behind the scenes şeklinde. Yani anlat bakalım dinleyelim. Ee, Biz bilmiyoruz abi, buraları. Ben çok biliyorum abi. Ee, abi burada tabii ki hoşuna da gidiyordur. Ama şey gibi de var yani kendisinin bu tarz şeylerde kale alınması. Ve Twitch yayınlarında izlediği o cringe videolar bir parçası olmaması için bu tarz sorular geldiğinde altı dolu eleştiriler yapması gerekiyor. Aynen öyle. Şuna okeyim mesela. Gerçekten. Abi looperman'dan gidiyorsunuz ve loop alıyorsunuz ve aynı şarkıları dinliyormuşum gibi hissediyorum. Ama gidip bunun da bir kontr argümanı var. Abi yüzlerce başka teknik var. Başka pattern var. Başka hi teknikleri var. Başka davullar var. Başka trap. Trap'in içerisinde de onlarca farklı kit var. Onlarca farklı pattern var. Pardon kit değil. Evet. Ee, bu da geçerli bir eleştiri değil ama Boğaç'ın sığlık seviyesi oraya bile gelemiyor mesela. Hani abi loop'ları alıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Onu da demiyor ki. Evet, onu da yani demiyor. Sadece yani sadece tremiyorum. Tra hani trap şu an e, şu an mainstream'miş trap Hı -hı. Türkiye'de baktığımız zaman ve mainstream'e sallamak büyük bir Hı -hı. iştir aslında. Hı -hı. Çoğu insanın gözünde fakat değil. Ve bu buradan kolay bir şey abi. Çok kolay bir şey ve hiçbir şekilde Altı dolu dolday eleştirilerinin. Hı hı. Çünkü ya baktığımda Çakal çok güzel bir soru sordu orada bu trap altyapısı Türk futbolu şakası var. Hı hı. Gidip izleyebilirsiniz. Orada diyor ki Çakal hani niye iyi olduğunu düşünmüyorsun diyor. Yani İlke'dir ve <laughs> ee, diyor sonra diyor ki aslında ben old school seviyorum ya falan. Hani abi bu trap altyapılarının kötü olduğu anlamına gelmez ki. Yani, anlat niye sevmiyorsun? Ama yok bilmiyorsun. Neden sevmediğini de bilmiyorsun. Abi e, işin kötü tarafı kendi remixlerin yani kendisinin müziğine dair iki tane referansımız var. Biri kendisinin bir bateristlik olması, bir dönem baterist olması da alır, baterist, evet. baterist, falan gibi <laughs> görüşürüz bu aç <laughs> hani benim benim burada batırmam güzel oldu tabi de ee, bir de kendisinin yaptığı remixler ee, kendisinin yaptığı remixlerin bayağı abi geçen hafta launchpad diye bir şey aldım ve onunla oynuyorum <laughs> seviyesinde e, bir müzikal tarafı var ee, kendisi bana şey soru sorabilir abi senin müzikal referansını görelim diye sorarsa soundcloud.com slash adresinden bakabilir hemen böyle güzel bir, flex güzel flex, diye bırakırım güzel flex. Ee, en azından doğru düzgün sample kesebiliyorum bu aç hadi bakalım hadi bakalım burada kapatalım ya artık ya da ya da ya da şunu da bırakayım ondan sonra diğer maddeye doğru geçeriz evet. ufak bir şeyler daha bu konuya daha bitmedi benim <gülüyor> 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 <diye roast> <laughs> evet ee, en azından birden şarkılarımda amatör de olsalar şarkılarımda birden fazla double pattern'ı kullanmışlarım var ya da hiçbir hiçbir VST'nin stok sesini kullanmadım kendisine bu kadar cevap verdim. Ya, bir de kendiyle ilgili en çok güldüğüm şey ve bayıldığım şey şu çakal. Kabul edelim ki Türkçe yapta çok yani sevilmeyen Evet birisi. O bir çakal tarafından da susturulmak. Hani <laughs> çok iyi be abi. <laughs> çok iyi. Yani mesela şey gibi Türkçe yap komünitesi içerisinde low key birisi çakal. Kesinlikle. Öyle. Bunu hakaret olarak söylemem yani, Low key. Yani. Low key. Ya hani, street okay. kredisi düşük. Evet. Ve mesela hani repes sallıyorsun ve baya entrance levelda. cansın anlıca dillənsərlərsəm dark sozdə ilk bolsa asla geçememek gibi bir şey. daha. hani <laughs> Sen, seni o adama ya. geek diye sallama şey. evet, ben kudurdum bayağı bu arada. Ya kendisini bu arada severdim ve Twitch da çok izlerdim. Ben de aynı şekilde FM yayınlarını izlemekten gayet keyif alan bir insanım. Fakat hani eleştirilerinden hiçbir argümanı olmaması artık yani, tatsız gibi. Bizim sanki? şu an Boğaç hakkında Boğaç abi diyeyim artık. Ben Boğaç iyice. ya Boğaç Boğaç. <laughs> bizim yaşlar yakın ee, Boğaç falan. Tamam ben, bu Boğaç abiden devam edeyim artık saygıyı elden bırakmayalım. Efendiliğimiz eyvallah, falan. Eyvallah. Ben de iyice eyvallah. şey Evet, ee, Sen olur abi eyvallah. eyvallah. Boğaç abi hakkında e, yaptığımız eleştiriler kendisinin trap hakkında yaptığı eleştirilerden çok daha altı dolu. Bu bile ona bir ya, dinlerse bu bile ona bir rahatsız etmeli bence. Şu an Aynen senin ama. anlattığın drum bass bilmem ne bir sürü bir şeyden bahsettin. Ben hiç dinlemem. <laughs> 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 tek, tekrar şey yapmayayım. <laughs> okay, okay, tamam şaka ee, Senin o yaptığın teknik terimlerin altı ne kadar doluysa onun da yaptığı o işte trap müziğin altyapısı şakalarının altı o kadar boş. Hı hı. Ya kendisinin ııı e, yani neyse tamam Ejiko'nun bir konusuna <laughs> tamamız abi yani. Evet. Biraz şey gibi oldum. Ya, enerjimizi böyle şeylere tam ben yeterince harcadım Educated duyuyorum üzerine kaç dakika konuşuyorum. Senin senin boğazın üstünde bir çakal dövmesi belirdi gibi şu an gözümde. TikTok'taki kız gibi. <laughs> Yok abi belirmedi kesinlikle onu bir onu bir söyleyeyim de yani o işe geçelim tamam neyse bir sonraki maddeye geçelim ya yeter geçelim e, educated diyor üzerine bu kadar efor harcadığıma inanamadım ya evet biraz fazla oldu dolayında konuştuğumuz abi. şeyler tamam. İkinci maddemiz Güldür Güldür YouTube kanalında yayınlanan tanıtım videosuna göre yılbaşı özel bölümünde Zagopa Kajmer ve Ramiz'de yer alıyor. Sana pası Ramiz hakkın, Ramiz üzerinden bir pas atayım. Abi Ramiz'in bu kariyerindeki Güldür Güldür'de sürekli belirme olayına ne diyorsun? Yani Ramiz'in kariyeri enteresan. Gerçekten <laughs> enteresan. Yer altında güzel bir şekilde ortaya çıkma. Devamında İstanbul'a taklayıp mainstream'de de bilinme. Rapping tarafını tartışırız. Yani rapping olarak o zamanlar da beni tatmin etmiyordu. Ama en azından mesela işte İstanbul Atak ortaya çıktığında biraz daha hedefe yönelikti. Öyle söyleyebiliriz en azından. Ve işte sonra Cent işte var mısın yok musun? Evet evet orada da daha Daha sonra var. Oradaki figüranlık grafiti yapmaca falan filan. Ee, tabii ki anlıyorum bu arada şeyi falan. Yani 2008 falan abi. <laughs> <rap'ten> para kazanma <laughs> işini geçeceksin de. İbo Show'lar falan. Çok kötü çekilmiş böyle bir, bir el olsun diye çekildi çok belli olan videolar. işte Kötü bir yönetim baştan aşağı. Tamam yani kendisine en fazla eski bir olduğu için respect atarım ama artık böyle şey gibi oldum ya Sago o albümde yer vermeseydi böyle çok şey olmazdık ya bakar böyle aynen falan derdi bir adam güldür güldüre çıkıyor. Kendisi alınmaz umarım ama bir şakan var. Güldür güldür Ramiz'in kariyeri bayağı anlatan bir program ismi diye. <laughs> Ufak davalık ba ba olmalı. Ba 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 ba. Ee, ben bayağı zaman. televizyon izleyicisi olmalı. Yani. <laughs> Arkadan jingle giriyor. Enteresan geldi. Okay, bu, bu arada bizim 200 yüzlük peki? Orada bir Sagopa Kajmer de çıktı detayı var. Ona iş yapmadık. Direkt Ramize ve Bodoslam'a girdik. Abi Sago'ya şey gibi bakıyoruz. O yüzden olabilir ya. Ama abi herif işte yeni evliliği bitti falan. Hani... Abi benim de çok uzun süreli bir ilişkim bitmişti. Ben de <laughs> o önemler böyle takılmıştım. <laughs> İnsan öyle bir şeyden çıkınca şey oluyor. Yani... Ee... Nasıl diyeyim? Tabii evlenmedim ama yani. O uzun ilişki sonrası şey oluyor yani. insan garip kararlar alıyor. Okey. Okey. Okay. 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 Evet, albümü baya kötüydü ama deyip bir soru. Bu artık abi. gelecek haftada konuşacağımız bir konu. Aynen. Ee, yine Sakopa Kajmer üzerinden gidiyoruz ki bu artık ben burada Sakopa Kajmer'e birkaç bir çift lafım var. Sanki sövecek misin? Geriden iki abi. Ne haddime. Benim guatım o. Sago Kajmer kendisine abi biz ne zaman şarkı yapıyoruz şeklinde mesaj gönderen Rainman'e mükemmel bir şakayla yol <laughs> yolla beat'i görelim mari Bunu böyle okumak istedim. Evet, <laughs> şakayı başka şekilde açıklayamazdık. Evet. Yanıtını verdi. Yani Rainman hakkında konuşmak istemiyorum. Ben direkt Sago Pakajer'im. Abi senin bu killa Hakan şekli Selam veren benim kardeşimdir. Hadi onunla bir şarkı yapayım şekli bir tarza bürünmeye başlaması beni sen, rahatsız ediyor. Sen bak sen ikidir Killa Hakan'a sallıyorsun. Abi yani. bak bir tarafı bir tarafı Abi, müzik tarafına salladım. Şebnem Ferah'ın da dediği gibi mayın tarlasında gezinip durmuşum. <laughs> Aşk sanıfta şekli bir Bizim lafım var sana. esemle çıkışta benim e, iki tane 36 Boys üyesi tarafından topuktan vurulmam. E, beni de sayarsan üç derim <gülüyor> falan. <gülüyor> ben Fahri, Fahri gönül bağım var yani. Ama tamam şaka bir yana çok kötü. Bir de geçen Twitter'da ismini hatırlayamıyorum. Şu an browser'da kapalı o yüzden bakamıyorum. Twitter'da biri benim Yunus EPI yaptım yorumu reteleyip run şey atmış bana. Gülen emoji atmış. Ben de şey yazmışım. Abi Sagopa'da da akıl yok ya. İşte keşke bir Rain Man diyet alıp paraya baksaydı. Harbi mi? Ben çünkü, onu görmedim. Çünkü o dönem ceza yapacak gibi falan gibi bir durum. Daha şey Fight Club 2 muhabbet mi? Evet evet o, evet. Da, o, o evet. muhabbetler sanırım. Ben de bayağı şey yapmışım yani. Hani adam'a bak ve Hiçbir feed almadı. Bilmiyor muydu bu adam be falan. Sonra bir anda be. kağıt kesiklerinde beliren velet ve ramiz düetleri. <laughs> ya o ayrı tabii de. E, hani bu Rain Man işi şey gibi. Ta, hani az önce dediğim şeyi devam ettireceğim. Abi biz de 5 yıllık kız arkadaşımızla aradık da ne yapıyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> ne yapıyorsun reis? <laughs> güldür güldür okey ama Rain Man'de bir duracaksın. Abi bir de Rain Man'de şey gibi yani. E, düşünüyorum tamam mı kafamın içerisinde ya gerçekten çok kötü bir şey çıkacak ya da böyle dinleyeceğiz ve şey yapacağız. Okey Sagopa performansı duyacağız ve diyeceğiz ki tamam be abi eyvallah diyeceğiz ve bitecek gibi geliyor bana. Umarım ikincisi olur Meh falan der geçeriz. Evet. Umarım o olur ama şaka baya kötü çok ya ben eminim Sagopa o mesajı yazdı ve şu ekrana bakıp <laughs> diye sırıttı. Ya <O> <laughs> yani öyle bir şaka çünkü. Sagon'un 2004'te 2005'te Mike Beats radyoda böyle yazdığı komik yorumlar oluyordu böyle ana sayfaya. Hı hmm. -hı. hiç <laughs> ilerlememiş Oldu Oldu 18 yılda bir yani mizah şeyi hiç mi gelişmez? Bu arada Sagop şey... Öyle, aklıma öyle bir eleştiri geldi ki şu an söylersem böyle şehir veritim falan kalmaz ortada. <laughs> ben yuttum bunu. <laughs> ee, Abi DM'den ulaşın hallederiz. <laughs> Yaparım bu şakayı. Ee, son bir yorumum var. Sagopa Kajmer bu düet işlerine ilk patronla başlamıştı. Hı -hı. Ve ben İyi çok, bir düetti. Çok güzel bir düetti bence. Ya çok güzel değil ben de bir anda uçtum da. Yani, güzel bir düetti ve... Ben... İyiydi lan ben hala dinliyorum. zaten evet, tamam, iyiydi bende ama yani ben böyle bir anda çok güzeldi diye uçunca bir kendimi stoplayayım dedim. Peki. <laughs> bu ilk düet işlerine başladığı zaman ben bir mutlu olmuştum. Çünkü Sagopa Kajmer benim kesinlikle benim için önemli bir isim. Herkes için önemli bir isim fakat benim olmayabilir canım. Abimin Bilmiyorum. ya benim rap'e ilk başlangıcım geçen hafta 8 dedim de şimdi abimle aynı odada kalıyorduk biz küçükken ve abim böyle çok büyük bir Sagopa hayranıydı lisedeyken kendisi. Şu an pek dinlemiyor. Hı hı. Doğru karar falan diye ben de bir şey yapıyormuşum. <laughs> Abinin yerinde olmak isterdim. <laughs> Ee, o zamanlardan beri süre gelen bende bir Sakopa Kaşmir hayranlığı var ve o dönemden o dönemlerden sonra bu yeni açılma dönemi benim bir hoşuma gitmişti. Abi Sakopa'yı dinleyeceğiz işte ne bileyim düşünse Sagopa Fit, Ezel vesaire. Aklıma her böyle e, kombinasyon geldi ve çok böyle hype'lanmıştım. Fakat sonrasında gelen isimlere baktığımızda Ramiz, Velet vesaire, Fuchs belki ama o da çok kötü bir parçaydı vesaire. Abi Fuchs'un kariyeri şöyle özetleyeyim. Sagon'un albümünde olan verse'u bayağı iyi bir verse'uydu. Son 7 yıldır falan İstanbul'da <laughs> en iyi şeydi yani. O zaman yani bu adam nasıl üstad oldu <laughs> şekli bir yorum yapacağım artık yani. Çünkü... Abi Fuchs deyince benim aklıma inşaatta Fox diye bağırma şey geliyor sadece. boş boş bir inşaatta öldü sanma klibinde Fuchs, Fuchs, Fuchs diye bağıran insanlar <laughs> ve senin o şey gerçek miydi? Duyuldu bu arada Ne dedim? <laughs> Pasa atma diye şey yaptım Ya Yok ben sana evet, evet. <laughs> yo, yo, anlatıyordum abi aynı Ya evet. Yani şey tatsız be abi yani Sago'nun ya ne umduk ne bulduk gibi bir şey oldu. Aynen öyle oldu yani çok güzel açıkladım. benim iki saattir eveleye geveleye anlattığım şey çok güzel açıkladım. Estağfurullah canım <laughs> evelemek gevelemek çıkaralım onları hayatımızdan falan diye. <laughs> bir yorumum var. Abi herhalde bu Rainman işine bu kadar vakit ayırabiliriz. Daha fazla vakit ayıramayız evet. diye düşünüyorum. Biz bu hafta ne kadar böyle şeyler hakkında konuştuk ya. Yok educate diyor, yok Ramiz, yok reynman Ne güzel. Geçen hafta ne güzelmiş. Ben de ağlıyordum böyle 13 single mı konuşacağız diye. Yani 15 single'a da okeyim artık. Bana yollayın single yollayın onu. Böyle Rainman konuşmak yollamayın. yerine. Bana yollamayın. Metan konuşuyorum <laughs> Metan'ı bırakırım. Süryo gelir. Gelirsin abi. Kendin gelirsin. Dersin böyle böyle dersin ve sıkıntı yok. Sen de bir anda topu bana attın ya. 2 dakika bir şey yapacağız sandım. Hemen. <laughs> Özür dilerim. Abi yok şakasına diyorum sana. aldım ben. De. Tamam. Yani. evet. i̇stersen o gündem işini kapatalım. Gündem işini e, kapatalım. hem Rain e, hem Educated Ira <laughs> bu kadar vakit bir de Ramiz'e <laughs> şey Çok, oldu bu arada. Ya yani. bunları da vakit ayırmayacaksak biz bu programı niye yapıyoruz? Bunların hepsi şakadır arkadaşlar. <laughs> ee, YouTube'da bir video paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz. What's the satire? Set, what's the desire? Falan diye bir, <laughs> birkaç tane video serisi var. Onlara bakarsanız bunun bir şaka olduğunu <laughs> Bir mizah olduğunu ve mizahın başka boyutlarda başka şekillerde yapılabileceğini de görürsünüz. Benim beyaz Türklük bir anlayın, yine akademi makale <laughs> yokuz yani yine birçok masada yokuz. Evet abi devam. Bu hafta geri saracağımız albüm programımıza adını veren geri sar kısmında konuşacağımız albüm. Geçen hafta benim çok saçma bir önyargıyla <laughs> heyecan mı dinleyeceğiz diye çıkışımdan sonra senin bana önerdiğin heyecanın bedeli var albümü. Beni tam övdüğün şekilde över misin bugün sabah stüdyoya geldiğimizde? Ne şekilde övmüştüm hatırlamıyorum. Eyvallah. <laughs> Şu an hiçbir olay <laughs> ben... kalmadı. Çok <laughs> hoşuma gidemiştim. Yani bir iltifat alınca erkekler bu arada <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> 7 saattir falan bu anı bekliyordum ama çöpe gitti inanılmaz bir şekilde. Abi öncelikle ön yargıların neden dolayıydı ve neyi farklı buldun burada? Ya ön yargılarım aslında benim heyecan dinleme deneyimim. Lisede dinlediğim e, gene mi amcalar ya işte Hood klasik. Hood Net. <laughs> <laughs> çok ciddiyim. Gerçekten bir hood yani Lisede klasik. dinleyince bir şey alıyorsun. Bu ne lan keko bunlar falan tarzı oluyorsun. Ama işte o zaman dinlediğim için şu an bende pek yok o kısım. Benim deneyimim o zamandan ibaret ve sonrasında heyecan gördüğümde böyle skip 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 basan bir insanım. Hı -hı. En son Lecane'deki versini dinlemiştim ve yine bence çok iyi performans değil. Hı -hı. Ondan sonra zaten heyecan ne iş çıkarmış, ne yapmış, ne etmiş ben açıp bakmadım. Fakat senin önermen üzerine bu hafta bunu dinleyip geldim ve hani burada ilk özrümü diliyorum. Burada çok fazla özür dileyeceğim bu albümü konuştuğumuz sırada. Senden ve Heyecan'dan. Gerçekten ben özür dilerim. Ben kendi adıma kabul ettim. Heyecan kardeşimi bilemem <laughs> falan. Böyle hemen racon kesmeye başladım. Şirin evlerde kendisini bir ziyaret ederim ya. Abi daha çok özür baskına, baskına gidiyorsun. <laughs> <gibi gülüyor> <oldu. gülüyor> daha çok baskına <laughs> gidiyorsun Abi özür dilemeyelim. Yani. Elimle lokumla gideceğim. Sıkıntı yok. <laughs> Eyvallah. Abi ben öncelikle şeye bir değinmek istiyorum. Ya bir bedeli var. Nasıl bir şarkı ya? Banger. Kesinlikle Banger. Bir, yani, Türkiye'de şimdi bu sound Net gazapizmin tamam mı herif orayı evet. claimledi yani artık bu sound gazapizmin ama gazapizmde eksik olan bence bazen benim eksik bulduğum e, tempo işi yani bazı gazapizm şarkılarında şeyi buluyorum evet onda çok tempolu yaptığı şarkılar var kesinlikle ya gece sabahın ee, inanılmaz işler yani heyecanı yok kesinlikle ama bir bedeli var da daha şey ya böyle bir yandan evet yine bir hood klasik bu eyvallah evet ama aynı anda şey de var yani. Club'da çalsa okeyiz baba. Bu club'da çaldığı anda inanılmaz okeyiz bu şarkıya. Patlarız yani. yani. Net bir şekilde senle ben karşılıklı bir anda böyle dans adamı etmeye başlarız. Değil mi? Abi ya. Yani <laughs> okay, tamam. Bir abi. bedeli var eşinde vals yapmayacağımıza göre. Eyvallah yok abi boş ver. Neyse şakam <laughs> kaçtı boş ver. Yakalayalım. Albümün abi. en çok dinlenen parçasıymış. Yani çok okey bir şekilde. Evet. Ee, burada biraz nakavta pas atmak lazım. Yani <laughs> çok şarkının bir marifeti yoktur orada. İyi şarkı da. E, bunun arasından çıkması yani Yer, mesela İstanbul'du bence çok iyi bir şarkı. Evet, ama evet. bunun bir tık daha ön plana çıkmasında Knockout'un veya algoritmaların bir tık etkisi olabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Evet. Ya mesela ben albümde anlatılan bu sokak konseptini ya bu çok karşılaştığımız bir şey aslında Türkçe rap'te fakat hani heyecan yaşadığını biliyorsun. Bak ben ön yargılarım var, müziğine karşı ön yargılarım var ama bu adam gerçekten sokak yani. <laughs> heyecan sokak sokaktır, Gazapizm sokaktır gibi. Heyecan sokaktır <laughs> ve o o hissiyatı alıyorsun bu adamdan ben çok hoşuma gitti. Yani 8 parça, 6'sında 7'sinde falan sokak konsepti üzerine ilerliyor ve çok güzel verse'leri, çok güzel barları, prodüksiyon üzerindeki güzel flow'ları. Ya yani her anlamıyla iyiydi. Heyecandan kimsenin beklemediği bir albümdü herhalde. Yani ben heyecanı albümden önce de övüyordum. Çünkü gerçekten gene mi amcaların ciddi bir şekilde hood klasik olduğunu düşünüyorum. Ve Türk rap'te bu arabesk rap'ten böyle nasıl diyeyim biraz deforme doğmuş işler var ya. Evet. Hatalı doğum böyle yani. Yamuk yumuk doğmuş bir tok şey oldu arabesk Rap adı altında. Orada arabesk Rap diye öteleştir başkalaştırılan, ötekleştirilen heyecan. ilk dinlediğimde de şey düşünüyordum. İnsanlar komik şekillerde dinlerken dalga geçme amaçlı. Ulan bu zaten yani, that's the point bro. Yani, <laughs> o adam bendim mesela dalga ve geçerek. Sevgili dinledim. Murat, ee, dinliyorsa mesela burada ona o hatırlıyordur çünkü. Dinlediğimizde ben şey demiştim ya yani, bu adamın elinden tutsalar ve hani gerçekten gelip "Aa bak rap şöyle bir şey." Evet. Bak hani biraz böyle biraz şöyle bak vokal şu hani böyle bir net eğitimden bahsetmiyorum ama hani bir biraz daha şerite evet. ortalama şey hani biraz daha yönlendirilme desek evet. herhalde daha doğru olur. Yapılsa çok iyi olur demiştim o zamanlar ve oldu ve sonunda bu var. Bu arada bahsettiğim kısımda mesela Muti'ye bir respekti var sorunların var şarkısında ya tam olarak dediğin gibi değil hani bir eğitim vermiyor Muti ona fakat heyecan ee, para kazanamadığı için Rap'i bir süre ara veriyor bir dönem. Hı -hı. Bu işte şey ile beraber yansın geceler sanırım parçaladı. Onunla beraber çıkışlarından önce ara veriyor ve para kazanamadığı için ara veriyor. Sonrasında Muti mahalleden arkadaşı onun diyor ki gel abi beraber bunu da şeyde bir YouTube programında söylüyor. geliyor Gidiyor, gidiyor diyor ki işte gel beraber yapalım başarırız vesaire. Oradan beraber bir yola çıkıyorlar ve sonunda baktığımız zaman çok başarılı bir yola çıkmışlar. Ben de bunu bu sabah fark ettim. <laughs> albümü tekrar dinleyince. Favorin ne albümü? Favorim kesinlikle Umudumuz Var. Hadi yani ya. Umudumuz Var ve Bahtımın Karası. Şimdi Bahtımın Karası'nı da bir kenara atmayalım. Aa, Bayağı farklıyız orada ya. Ya umudum, Umudumuz Var kısmında hani bir dışlanmadan yakınma durumu var ve bunu çok güzel anlatıyor. Hani sizin yazdığınız New York ama gerçeğiniz biziz ya But klasik bir bar baktığın zaman. Tabii aynı zamanda bence Türkçe Rap'teki Aşk Okuşku tayfaya da, Türkçe Rap'in içinde şu an öyle bir tayfa var. Ben biraz daha yüz göz oluyorum o insanlarla. Ee, biraz daha böyle dinleyici olarak gözükmeyen ama e, üretimle yayınlanma arasındaki bir yerde konumlanmış bir Aşk Okuşku tayfa var. Hı hı. E, ve çok fazla insandan bahsediyorum bu arada. hani Genel spesifik <laughs> bir e, kişi, grup vesaire gibi bir yerden bahsetmiyorum. Çok hı hı. fazla insan var. Üretimle şarkının size ulaşması arasında gerçekten repten bir haber olan ve olayı gerçekten böyle marka algısı şeklinde yöneten yönetmeleri de gerekiyor bu arada. Yani bazı insanlar için işte Savana'yı konuştuk ya geçen evet, hafta. Evet, evet. yani bu o yönlendirilmeyle çok iyi bir yere gelebilir. Ama burada o insanlara dair değinmek istediğim şey şu mesela o insanlar için heyecan küçümsenebilecek bir şey ama bro that's the real rap yani. Harbi daha doğrusu yani, real rap tartışması çok geniş bir şey ya. Evet. Yani dinozor tarafa da düşebiliyorsun, ofsayta evet. da düşebiliyorsun ama ee, en azından rap'i bu insanlar yapmalı Türkiye'de. Çünkü ezilen onlar. Yani evet. kötü hayatlardan gelmiş onlar. Yani hepimizin etrafında bir tane şey insan vardır. Mahalledeyiz kral. İnsan vardır <laughs> tamam evet. mı? Ve ya da iki tane vardır. Öyle söyleyeyim. Aynen. Böyle daha anlatmak istediğim şey daha mantıklı oluyor. İki tane böyle insan vardır. Mahalleci. Evet. Sürekli illegal bir şeylerden vaziler. Bir tanesi kolpadır tamam mı? Kesinlikle. Bir tanesi, bir tanesi şey gibidir yani. Çin Çin girişte ulus şelin orada duran adamdır ama sadece ulus şelin orada durduğu için mahalleye indiğinden falan bahseder. Evet. Ve bu noktada bu adamın anlatacağı mahalle işte mahalle kültürü ya da işte ya da illegal bir hayat. Ekselinde çok anlatacak bir şey yok. Ama o adam daha öyle giyiniyor anladın mı? Hani o şelin önünde duran adam daha öyle giyindiği için bir noktada insanlara abi harbi adam gibi görünüyor olabilir. Ama bir yandan da heyecan var ve tipini sevmiyorsun. Çünkü yakışıklı değil. Satılamıyor. Yani İmaj olarak yok bahsettiği içerik anlamında yok ama bir noktada işte belli mahallelere giremeyen belli yerlerde gerçekten içeri kabul edilmeyen işte ya şöyle bir şöyle bir şey olabilir mesela heyecanın ünlü olmadığı dönemi düşünelim para kazanamadığı dönemi düşünelim ya da genevi amcaların ilk çıktığı dönemi düşünelim. Ve biz şu an Ankara'dayız mesela Söğüt özünde bir yere girebileceğini ben düşünmüyorum alınacağını düşünmüyorum mesela ve bu adam anlatacak abi ya yani bir nokta. Motive harika bir rapçi. Ve aynı ya, yakın networklerdeler. Ama bu noktada e, Motive kariyerinin başındayken de birçok yere girebiliyordu. Evet. Ya da en kötü model olurdu. <laughs> bu, bu da şaka olarak söylemiyorum. Yani yani. Çok, yakışıklı. Için, çok, yakışıklı, için söylemem. Yani en de. kötü model olurdu. Yani hayatta nasıl söyleyeyim? Biraz imajdan kaybettiğin zaman aynı anda birçok şeyden eksi bir kaybediyorsun tamam Ve insanlar şey var abi eksi bir de olsun. Her şeyden eksi bir defa kaybettiğin zaman... ...overall'da çok şey kaybediyorsun abi. <laughs> ve evet. e, bu konuda heyecan tabii ki... bu ...yani gerçekten şey var... ...bu herif rap yapmalı adamı. Ve ben ya bir bedeli vardı... ...değindiği konular, değinme biçimleri... ...kendini ifade etme biçimi... ...İstanbul ve aslında o sosyokültürel taraftan... ...baktığımız zaman... E, ...İstanbul'un nasıl göründüğü... ...ya da bazı insanların nasıl göründüğü... Evet. ...konusunda çok iyi anlatabildiğini düşünüyorum. Kendisinin bu sanatçı gelişimi övdüğümüz birçok insanda yok mesela. Kesinlikle yok. Ya baktığımız zaman mesela İstanbul parçasında İstanbul hakkında bir sürü parça var. Ya yani Türkçe rap'te milyon tane. Nefret İstanbul aklıma ilk gelen. Ya evet. İyi şarkıdır da. Yani İyi bir heyecan İstanbul değil. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Linç, linçle seviliyorsun. Linçlerle yaşıyorum. Tarzı. Sıkıntı yok. E, sıkıntı e. yok. Heijan ben Hı. bu konuda netim yani. Bu Hı -hı. arada şakasız heyecan İstanbul'u aratırken bir anda karşıma nefret İstanbul çıktı. Dinledim. Hı -hı. Ben şey çok biliyorum orada. Ee, yabancı şarkılardaki şey var ya. Amerikalı şarkılar. Bu yaka. Hani Hı -hı. Bo yaka şeklinde. Onu aldılar. şey Bu yaka haline Hı -hı. gelmesi. Hı -hı. Ve onu çok ciddi bir şekilde. Çok, çok kullanıyor saf, şu an. Çok. Hayır ama işte şu an düzgün kontekste kullanıyor. mi o klipte. O çok ciddi ve 17-18 yaşındaki saflıkla evet. o kameraya doğru bir de böyle yumuru <laughs> yaklaştırarak falan böyle buraya falan yapmaları çok sempatik geliyordu ama nefret İstanbul'a dair pozitif. Ya yani o şarkı dışında daha doğrusu nefrete dair çok az pozitif şey konuşabilirim. Evet. Yani gerçekten şey gibi iki tane albümleri var ve ben aralarından çok az şey seçerim. Diye düşünüyorum. Aynı şekilde. Heyecan İstanbul. ya yani Heyecan ve bir bedeli var abim. Bayağı yani. Diye hemen topluyorum. Oraya Toplayam geri döneyim. Ee, dediğim gibi milyon tane şarkı var İstanbul hakkında. Fakat bu kadar güzel bir şekilde İstanbul'u resmeden. Yani güzel bir şekilde derken hani İstanbul çok güzel şekilde değil de. İstanbul, İstanbul bayağı de, kötü lan bu. İstanbul'un gerçek yüzünü bu kadar güzel resmeden. Ya ben denk gelmedim. Abi. Varsa bana DM'den ulaşın. Hı -hı. Söyleyin dinleyeyim. Ya Çok güzel Çin bir şekilde. Twitter adresini verir misin? DM'den ulaşsınlar. Et bazen bölge. Biraz da reklam. Eyvallah. <laughs> Rekam değil la abi bu gayet konteks içerisinde söyledim. <laughs> evet. Hani bu da için bir önceki podcast'e gidip 14. <laughs> <laughs> dakika falan dinlemeleri lazım. Ee, illegal düzeni yani gayet etkili bir şekilde anlatıyor ve insan böyle şey oluyor. Evet İstanbul aslında baktığın zaman bu. Hı hı. Gecelerde o durum biraz daha ortaya çıkmıyor mu sence bu kabul edilmeme durumu aslında? Tam olarak aynı şeyi düşündüm bunu geceleri dinlerken dışlanma durumunu hem umudumuz vardı hem gecelerde çok iyi aktarmış yani kendimi kötü hissettim ben şarkı dinlerken çünkü ya da bir bölümü bir hafta önce ben dedim ki heyecan kim ya Uzi'nin yanında ne alakası var heyecanın vesaire diye böyle salladım ve adam beni 8 şarkıyla böyle dedi ki sen bir sus ya sen bir kenara çekil ya şakasız bana disi var <laughs> hani bana kişisel olarak bana değil de benim gibi düşünen herkese Diamantik çok, güzel... bu sanaydı ama çok çok güzel sözleri var mesela not aldım Sokakta büyüdüysem ön yargıyla gelecekler. Onların tüm, ad tüm adaleti paran kadar esnek. Tam olarak az önce anlattığın gibi. Heyecan her yere girebilecek, her şey yapabilecek bir insan değil, Hı -hı. imaj olarak vesaire ve bunu kendisi de farkında ve bunu sözlerine döküyor. Abi kendisinin farkında olmama gibi bir durumu yok çünkü o duruma düştüğün zaman tabii. tabi ee, herkes çok güzel hatırlatıyor yani evet. ne yazık ki ve sözlerinde bunu çok güzel insanların yüzüne vuruyor benim benim gibi düşen insanların yüzüne vuruyor ve ya storytelling anlamında, derdini anlatma anlamında baktığın zaman prodüksiyon anlamında bile... Total, to bir to total paket olarak çok güzel. iyi yani Total paket olarak çok güzel. bir tane skipim var benim. Yaranamadım parçası dışında benim bundan sonra dinlemem diyeceğim bir tane bile şarkı yok. Sana çok komik bir şey söylemek istiyorum. Sadece bu albümde tracklist'te de gördüğümde ya kafamın için o şarkıya asla fokuslanamıyorum. Bunun sebebi de Cankan. Pardon inşallah İsmail Eka bilmiyorum şey yaranamadım yavrum yaranamadım. Teşekkür ederim <laughs> sen söylediğin için bu arada. Ben bütün cringe'lik şeyini aldım bugün. Az hey önce var. Muz Cumhuriyeti, Cart hey bildiğin hey şarkı. Hey Teşekkür ederim. <laughs> Abi ondan dolayı ben o şarkıya asla giremiyorum. Allah kahretsin ya. ya. Girmeye de çok gerek Benim çok o şarkının şeyine taklidini çok iyi yapan bir arkadaşım vardı. Ha. İsmini vermeyeceğim. Kendisi de <laughs> kreatif taraflarda çünkü. Tat, tat kaçırmasın. Ama sürekli onu görüyorum. Hani şu an az önce sen söyledin ya. Benim gözümün evet. önünde böyle bir gif gibi oynamaya başladı <laughs> İnanılmaz kötü oldu her şey. Ee, albüm üzerine eklemek istediğim başka küçük şeyler var mı? Sekanslar var mı? Yoksa istersen ufaktan kapanış tarafına ya bence... geçebiliriz. Ben bir notlarıma baktım. Galiba artı evet. bir şeyimiz yok gibi. Sound bütünlüğünü çok beğendim. Ekleyebileceğim tek şey bu. Çünkü <laughs> e, geçen hafta DMT'den konuşurken bahsettiğim bir sound'da çeşitlilik okey ama bir düzene oturtmak lazım. Hı hı. Bu, bu albümde mesela O bile var. Hani çok güzel albüm ya. Ben hı. özür Biraz diliyorum. Son bir kez daha özür diliyorum kendisinden. Bundan sonra çıkar. Bence, Ben işleri dinleyeceğim. Bence yapma bu arada. Ya yani çünkü şey gibi heyecanın sonraki işleri buradan çok uzak abi. Ve gideceği şey daha da uzak. Işleri, sonraki yani. işlerine daha girmedim. <laughs> Bak. Bu arada albüm konusunda şey şakasını yapmam lazım. Yani abi haklı mısın dedin ya. Hı, hı. Yani kelim <laughs> sakalım var ve hani benim sözümün dinlenilmesi için artık <laughs> daha ne yapmam lazım abi? Daha ne yapmam evet, lazım? Evet, bu şakayı sonra... da sürekli yapıyorum. Bunu, şakayı bu kadar tekrarlı yapmamın tek bir sebebi var. Bana kel diye hakaret eden insanlar. Böyle şey oluyorum. Yani, abi sence bunun farkında olmayabilir miyim? Ya? <laughs> hani böyle bir hakaret yok oğlum. Yani bir takım kelleri dışarıda bırakıyorum. Ama kelle bir insanın kelliyle barışık olmaması gibi bir durum yok. 2022 yılında ve İstanbul'umuzun her sokağında saç ekim merkezi varken mi gerçekten <laughs> yani? bu, bu işi bırakalım ama bu şey artık şey oluyor. Gerçekten bu kellik muhabbeti yapan insanlara ben şey açısından üzülüyorum. Bu mu yani? <laughs> hani en iyi punchline'ın bu mu? Hani sinirlenip sinirlenip böyle şey gibi. Abi şu yoruma katılmıyor. Bu yoruma katılmıyor. Böyle burada yanlış Eyvallah eyvallah. En sonunda şey var. sinirlenip böyle kel falan yapıyorlar. Böyle şey <laughs> Tam bir şey diyebilir miyiz? Educate your punch. E, nasıl okudun? Punch. punch. <gülüyor> educate <gülüyor> Ed educated, educated ear, punch'ı diyebilir miyim? Ya bir şaka yapacaktım var ya. <laughs> ya lanet ettim ya. Abi öncelikle sakin ol. <laughs> ee, i̇lk yardımı aradım. Geliyor <laughs> Var mı abi ekstra konuşmak istediğim Ya ekstra konuşmak istediğim bir şey yok. Bence yeterince övdük. Aynen. Ee, yeterince övdük. Herkes kendine cici baksın. Geri sarın. ikinci bölümünde. İkinci bölümünde. Bir an düşündüm biliyor musun? Kaçıncı bölüm oldu falan bir. 30 gün boyunca koşturunca erkekler. <laughs> e, ee, kendinize cici bakıyorsunuz sevgili gönül dostları. Bir sonraki geri sarda. Görüşmek üzere. Umarım 400 gün işler çıkar. Biz de keyifle konuşuyoruz. Çünkü farkındaysanız yani educated year, <laughs> rain Man, çakal falan konuştuk. Ramiz unutmayalım. Abi Ramiz deyince sürekli gözümün önüne yeğen. Yeah. şey Ramiz diye geliyor. 9 kere ezer bitirdim. Bugün, Hatır bana, bugün bana o dolmuşta yaşandı ya. Evet evet. O dayı zaman. bana bir anda böyle dönüp o gençler. dayı bana çok iyi bir anime ismi olabilir vardı. Anime o dayı karakteri bana. o dayı bana. Abi senin böyle bir anda yakalayıp bunu bir anda ortaya atma. <laughs> ee, sarabilir. Ya anime karakteri ya bir anime ismi olabilir. Neyse abi ufaktan gel gerçekten <laughs> kapatıyorum. Ee, daha biz bu podcast'i kapatıp bunu yayınlayıp bir sonraki podcast'e başlayacağız ya. Yoğun, işler yoğun. Arkadaşlar i̇şler yoğun. Twitter'da paylaşmayı unutmayın bu şeylerimize karşılık Instagram, Twitter, burada paylaşmayı unutmayın. Yani yani. Ee, en önemlisi Şehir Veritemi genel geçer bir şekilde dinliyorsunuz. Şehir Veritemi Spotify ve Apple Podcast'ta abone olmayı unutmayın ki böylece algoritma savaşlarında biz öne geçelim. Her seferinde Twitter'da bizi görmektense direkt bölüm yayınlandığında bildirim bildirim alırsınız. Benim bu YouTuber'lık işi gerçek mi abi, abi? Abi 100 bölüm ya bir zahmet. Eyvallah canım benim. Ö Kendinize iyi bakıyorsunuz. Öpüyoruz sizi. bay bay Bye bye.